Birlikte. Merhaba Ömer. Bugün Evet bizleri Arda. keyifli bir CSGO Biraz turnuvası turnuvamızdan bekliyor. bahsedelim istersen. Evet, Küçükçekmece'nin düzenlemiş olduğu offline eventimizde 7500 TL değerinde ekipman ödülü var. Birçok katılım var. Şehir dışlarından da offline eventimize katılım oldu. Biliyorsun pandemi döneminde offline eventler yapılmıyordu. Yeni yeni başladık. Şehir dışından da oyuncularımız burada. Evet, bıçak maçıyla oyunumuza geçiş yapıyoruz. Cidden bir kalabalık İyi tarafımız gidiş var ama birbirlerinin milyonların farkında değiller net büyük olarak ihtimal. koştuğunu gördük. Ancak City oyuncularımız önce bir mid'e gitme kararı aldı. Şimdi de short'tan dönüyorlar. Bu sırada T takımı ne yazık ki mid'e dönme kararı aldı. Birbirlerini bulmaları sanırım biraz sürecek. Evet, şu an mid'de buluştular. İlk kill geldi. Tek kişi kalan bir Mitchell. Çe bir pozisyon. Mitchell geri kaçıyor ama o da ne yazık ki bıçaklananlar arasında yerini alıyor. Evet, kazanan takım City'ye geçmeyi tercih etti. Şu an bir oyuncumuz eksik. O da geldi. Ve maçımız başlıyor. Long tarafında 3 CT görüyoruz. B'de bir oyuncu var mı da dönen? Evet, ilk kill geldi. Sinirliyim. Linç mid'de oyuncuyu gördü. Atışları başarısız. 4'e 5 pozisyon. Şu an herhangi bir yere girmeyi tercih etmedi T tarafı. Küçükçekmece ekibi şu an mid tarafına toplanıyor. Linç kendini gizledi. Şu an dağınık bir oyun izliyor Küçükçekmece ekibi. Short'ta ilerleyen bir oyuncu görüyorum. Mid'de toplanan bir oyuncular var. Geri dönmeyi tercih ettiler ilginç bir şekilde. Yani süre eriyor. Evet, şu an tünelden rush'lamaya karar verdiler. Dede'ye yüksek bir hasar geldi. Şimdi Dede ilk oyuncu düşürdü. İkinci oyuncu ama düşüyor. 3'e 3 pozisyon. Darkney bir headshot girdi. 6 canı var. Bomba kuruldu. 2'ye 1 pozisyon ama Ama mükemmel bir clutch. Morreus canı az olanları topladı ve ilk eli KC Spor kazandı. taktik roundu izledik. Ürmekten gördüm. Bir rush görmedik Hızlı ilk başta. şekilde SMG'leri aldı T tarafı. Karşılığında şimdi de tamamen bir Deagle var. Deagle yani Force Buy dediğimiz olaya geçtiler. Ama bu elde kaybederlerse eğer çok büyük sıkıntıya girecekler. Yoktan hızlı bir rush geldi. Selam hala alternatif içerisinde. Ona destek var. Rampage'de de bir oyuncu geldi. Çok güzel ESE. İkinci ESE'yi de gönderdi. Yuri kör olmasına rağmen vurmayı başardı. 3'e 1 pozisyon. Canı çok az. Çok Ve güzel bir onu boost geldi. Çok vuran güzel bir boost. Ardından kill de kaçınılmaz zaten. Force eli almayı başarıyor.
Hop Çilo ekibi. Long'a rush'ı önlemek adına bir molotof geldi ama biraz kötü bir yanıcı. Dalcı Espor ekibinin alt tünel tarafında toplandığını görüyoruz. Dede içeriye girip girmeme konusunda biraz tereddütlüydü. Bu sırada short tarafında bir oyuncu kaybediyor. İkinci oyuncu da çok güzel bir ESE. Üçüncü oyuncu da bir ESE gitti. Bir yanıcı geldi oraya. Thermo elinde Deagle'ıyla vurmaya çalışıyor. Ve Selam var karşısında. Short'a girdiler ama düşüyorlar. Oradan çıkış yok. 2-1. Yani Deagle Show gördük ilk round'dandır. West Salam tarafından. Gayet güzel aim'leri var. Yani Deagle'ı çok iyi oynadı. İki turu da getiren Deagle. Şimdi hızlı bir AWP rush geldi mid içerisine doğru. Alt tüneli kesecek. Tünelde 3 oyuncu görüyorum KC Spor'dan. Bir oyuncu long tarafında, bir oyuncu top mid'in sağında. Baş tünele çok iyi bir refleks, yani daha çıkar çıkmaz vurdu. B tünel içerisinde bir smoke geldi. Şu an bomba B tünel içerisinde bekliyor. Yine uzun kapıları da iki oyuncu var. Ezeniel içeriye girip girmeme konusunda kararsız, orada bekleyecek diye tahmin ediyorum. Oradan çıkan oyuncu olacak mı diye. Ve Selam bu arada midden yürüyüşü düşürdü. Mitchell ilerlemeye karar verdi ama kapının hemen arkasında bir oyuncu var. Bakmazsa, kontrol etmezse derken etmedi. Ve Selam. Selam bir oyuncu daha düşürdü. Bomba düştü ve Selam 4 kill'le beraber bu turu kazandırıyor. Yani zaten o alt tünele vurduğu ilk oyuncu ile beraber midden alt tünel vurması harikaydı ya, o sert savunmanın kazandırdığı bir round oldu bence. Şu an yine tünelde olduğunu görüyoruz KC Spor ekibinin. Ellerinde Glock var. Tamamen eko bir el geçirecekler. Smoke var. Burada en azından bir flash iyi olabilirdi. Burada aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Atabilir diyecektim ve aynen öyle oldu. Yani belki bir flash kurtarabilirdi ama 3 saniye daha hayatta tutardı en fazla. Yani flash oyunu orada daha çok işe yarayabilirdi. Lakin KC ekibi tercih etmedi. Durum 4-1. Şimdi sinirliyim. Linç ve yanımdaki arkadaşla beraber ilerliyor. Mid de ve Selam AWP ile şov yapmaya devam ediyor diyebiliriz bence. İkinci oyuncu da gördü. Atışını ıskaladı. Daha da göstereceklerini sanmıyorum. Şu an T tarafında da bir AWP mevcut. Bombayı, yanıcıyı arkadaşına transfer etti ve Selam B tüneli korumak açısından smoke kalktıktan sonra rush'ı önlemek için oraya bir de yanıcı gelecek. Burada onları bekleyen bir savunma var short'ta. Farkındalar mı bilmiyorum. Rush'ı short'a kadar sızmış ama karşısında iki oyuncu var. Dede kendini hiçbir şekilde göstermiyor. Linç çıkan oyuncuyu almayı başardı. Çok sıkıntı. Ama trade geldi. Trade geldi AWP'de. Ama orada Dede de onu bekliyordu. Son kalan oyuncu Witchell, o da tünelde. Bakalım iki AWP oynamayı tercih edecekler mi burada. Önünde bir AWP duruyor Dede'nin. Flash
geldi. Oyuncu alt tünelde beklemeye devam ediyor. Dedeyi almak açısından Fire'lar geldi ama başarısız. Şu an Mitchell'ın yerini biliyorlar. Mitchell, Flash geldi. Önümde oyuncular var. Ve selam. İyi adam ve selam. Vurmayı başarıyor. Ve selam. İyi oyuncu. Ekonomiyi de bir türlü doğrultamadı T takımı. 5-1'lik evet, skor. Şu an... çok zorladı onları. Yani sağ mob geldi. Mondreus'dan. Şu an hiçbir bombası yok denecek kadar az. İki tane flash, bir sürü bombaları var. KC Espor'un. Yani bu round'da kaybederlerse muhtemelen tekrar eko round'a düşecekler. Evet. Ve selamın da böyle kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Yalnız orada ne oldu? Short'a bir bomba geldi ve 4 oyuncu birden yarı cana düştü. Ya bir Fermo etkilenmedi. O kadar. Morius'dan ve selam kili geliyor. AWP düştü. Karşısında Morius düştü. Grenade'lerle mahvettiler bir ya. Bir bomba daha. Bir bomba daha. Geriye iki oyuncu kaldı. İki oyuncu da short'tan zorlamaya devam ediyor. Yani giriş yapamayacaklar muhtemelen. İnanılmaz bir tek. Evet. Ben one tap görmedim bu arada. Geldi. Yani bir döndü, vurdu, kaçtı gibi oldu. Canı az oyuncuya. Tabii KS değildi ama. Şimdi Fermo son oyuncu short'ta duruyor derken kötü bir pick. Kötü bir pick. Dede avlıyor. Durum 5-1. Yani şu ekipman değerlerine baktığımızda büyük bir fark var. Yani bu şekilde T oynayamazsınız. Moyuz'da bir AWP var. Mitchell'da bir scout var. Diğer oyuncular yani Deagle derken Mitchell çok hızlı bir şekilde düştü. Ve selama. Yani bence mid fight'ı zorlamamaları gerekiyor ve Selam'ın elinde AWP olduğu sürece ki yani arka arkaya iki el kaybetseler dahi ve Selam'ın elinde bir AWP göreceğiz. Evet, şu an Dede A tarafında long tarafında bekliyor bu sırada. Oyuncuları mid'e açılmış durumda. Short'ta bir oyuncu var. Short'taki oyuncu duyabilir. Mid'e girmek için bekliyorlar. Mid'e girdiğinde sayılırlar. O tarafa bir smoke ile mid to be yapılabilir ama biraz çekince çekingen oynuyorlar. Şimdi mid'de oyuncular birbirlerini gördü. Ezeniel sneaker alıyor. Ama oyuncular yavaş yavaş aya girdi, outside içerisindeler. KC Espor takımı. Ve Morius ilk kill çıkardı. Yani bu sessiz yürümüş, başarılı oldu. Ama gece kalan Fermo da linç'e düşüyor. Linç sinirini Fermo'dan çıkardı. Yani hızlı retake'ler. Hızlı dönüşler, çabuk sert savunma gayet zorluyor KC Espor'u. Yani short'tan yürüye yürüye girdiler. Short'tan yürüye yürüye girdiler. Asayiş içerisinde kimseyi bırakmamışlardı. Eğer elleri daha dolu olsaydı, AK'ler olsaydı bu eldeki gibi. Muhtemelen burada bir teki alabilirlerdi. Mitchell. Çok güzel bir kill aldı. Şimdi KC Spor oyuncuları top mid'de. Ve selam. Hala mid kesiyor. Dark niye bir AK droplandı?
Besselam ilk günü çıkardı Fermo. Short'a giriş haberi geldi. Short'a bir smoke atıldı. Dark ne hala arayı kovalıyor. Yani oyuncular girip girmeme konusunda biraz kararsız. Short'a kapalı kaldılar. Short'a kısılı kaldılar. B tarafından oyuncular da desteğe geldi şu an. İki oyuncu tarafında, bir oyuncu long'da, bir oyuncu A sağ arkasında, Good tarafında bekliyor. KC Espor'un short'ta tıkandığının farkındalar. Yine short'ta tıkandılar, bir giriş yapamadılar çünkü çok sağlam bir A savunması var. Bir oyuncu geri dönüyor KC Espor'dan. Yani B savunması şu an iki kişi, biri mid kontrol alıyor. Guz'da hala bir oyuncu bekliyor şu an. Kendini göstermiyor. Evet. İçeri girdikleri anda gösterecekler. Yalnız timing tam long'daki oyuncu geri çekilme kararı aldı ve Morius long'a çıktı. Yani long gitme fikri çok mantıklıydı. En başta bunu denemeleri lazımdı ama orada bir Ezreal. Evet. Morius yavaş yürümesinden, safe gidişinden bir sonuç alamadı. Witchell daha aldı ve süre yani giriş yapamadılar. Witchell da düşüyor. Aa vuramadı. Yani bu kadar beklemek ne kadar doğru diye sorguluyorum biraz açıkçası. Çünkü şu an long flash'i geldi ama destek flash'i gelmedi. Evet. İki oyuncu düştü KC Spor'dan. Long'da iki oyuncu var. Long'da bir smoke geldi ama City'yi kapatan bir smoke değil. Şimdi City'yi kapatan bir smoke da geldi. Arabaya bir yanıcı geliyor. A side kontrolü şu an KC Spor'da. Yorishi yerden AWP almış gibi gözüktü. Sancar düştü. Yorishi Fermo. Short'ta oyuncu olduğunu biliyor. Sizdeki oyuncuyu gördü. Şu an deniyorlar ama hızlı bir round kapatılması adına. Durum 9-1. Popicillo Antalya ekibi 9-1 önde KC Spor karşısında. Dede hızlı şekilde bir yanıcı bombayı atmadı. Long hızlı bir giriş ama kör de orada bir kere sıkabildi derken bütün oyuncuları katlediyorlar. Yani Popicillo kesinlikle oyunu bırakmıyor şu an. KC Spor şu an ekonomi olarak da kötü durumdalar. Yine de bir AWP full buy izleyeceğiz ve bu onların muhtemelen son full buy'ı olabilir. Ya bunu da kaybettikten sonra kesinlikle Eko'ya düşecekler. Şu an bir boost mu göreceğiz acaba derken evet short'ta bir boost var. Denendi ama başarılı olmadı. Şimdi içeriye bir bomba geldi. Bir de flash geldi. Monreal 15 can. Thermo 62 can. Bir info almadan nade kullanmıyorlar. Yani orada bir ses duymadığı sürece o nade'i saklamayı tercih ediyor. Derken vesselam. Yorishi'yi düşürdü. Çok iyi. Witchell'dan çok iyi bir kill ama hemen trade'i geliyor. Vesselam ikinci kill'ini de aldı. Vesselam üçüncü kill'i de alıyor. Geriye kalan son oyuncu Fermo. Bomba düştü. Fermo alt tünele doğru ilerliyor. Vesselam'ı yakaladı. Tabii oraya öyle hemen giremeyecek. Misini bekliyor derken dedeyi de gördü. Dede kill'i almayı başarıyor. Yani orada şarjör değiştirmesi bir tık sıkıntı yarattı ya, bütün mermileri kutuya harcaması.
Onun için sıkıntı oldu. Long'a hızlı bir giriş gelecek gibi göründü ama vazgeçtiler. Bence bu kararsızlık ve dağınık oynama KC Espor'u biraz bitiriyor gibi. Şu an tapte durdular. Long'dan bir oyuncu açıldı. Long'dan bir oyuncu açıldı. Derken iki oyuncu avladı. Ezeniel, Sancar ve Fermo'yu. Üçüncü oyuncu da düştü DD'de. Üçüncü oyuncuyu burada vuruyor. Geriye Witchell ve Yurishi kaldı. Yurishi short'ta. O da düştü. Dede onu da düşürdü. Geriye sadece Witchell kaldı. Witchell short'ta. Sanırım bu info biliniyor. Yurishi short'a yakın mesafede düşmüş çünkü. Yurishi de düşüyor. 12-1. Popichi ile ekibi önde. Taraf değişimi için son 2 round. Popichilo savunmadaki kararlılığını T'de de gösterirse şu an ekranlarda Popichilo kimini görüyoruz. Yorishi ve içerisine girmeyi deniyorlar. Ama BD savunma hattı kesinlikle izin vermedi içeriye girmeye. Witchell'da düşüyor ve 13-1 son round. Ve son roundda şu an AK'lerle giriyorlar. Bir tane scout var. Hızlı bir pik geldi Long'a. Lakin sonuç gelmedi. Ya Ezeniel ve yani midden koşup artık rush atmaları. Bomba B'de şu an. Bu arada bomba B'de. Yani bomba kurulacak ama 5'e 1 kaldıktan sonra o bombayı kurmanın ne anlamı var son elde? Tabii orası da. Witchell da böyle düşünüyor olacak ki. Ve selam düşüyor bu arada. Yurishi düştü. Ezeniel. Ya şu an harikalar yaratıyor. 2 rounddur knife denemesi var, farkında mısın? Yani bir koşuyorlar üstlerine, bomba kuruldu. Yakınlarda oyuncular çevir pozisyon. İlk oyuncuyu düşürdü. Witchell. Bu kılıcı atabilecek mi? İki oyuncu da kapının önünde bekliyor. Herhangi bir flash yok derken Witchell. Ne yazık ki kılıcı başaramadı. 14-1 bitecek. İlk yarı. Evet, 14-1. Arda ne düşünüyorsun? Yani sert savunmalar gördük. Yani savunmanın sertliği daha çok Papuçu'yla ki bir T ekibi gibi oynadı. Yani daha bir son roundda resmen şey oldu. Long son giren birkaç round ekibini boyunca midden rushlayarak arkadalılar yani 2 round önce. Bu bile yani ne kadar sert bir savunma yaptıkları ortada. Skor ortada, daha ne olabilir ki? Yani ben uzamayacağını düşünüyorum daha fazla bu oyunun. 2 flash geldi. Kardeşi çıkıyor. Jeff Hayla çıktılar. Geç kalan bir flash, bir flash gelecek. Geç kaldı. Evet, koştular rampaya. Evet. Çok bekledi elinde flash'la. Yorishi şimdi short'tan girmeye çalışıyor. Retake almaya çalışacaklar. Çok güzel bir SE geldi ama trade geliyor. Geriye son oyuncu Monerus kaldı. Selam arkadan, fark ettin mi? Ve selam. Bıçak gidecek gibiydi. Bıçak atacak mı? Attı. Atabilecek mi? Attı. Sadece alkışlıyor. Uçağını da attı. Sadece ve selam. 15-1 son round. Maç sayısı Popichilo ekibi için, Antalya ekibi için.
hızlı bir şekilde B tünele doğru koştular. Hızlı girecekler. Ve hızlı giriyorlar. Kapıdan savunmayı tercih etti. Ama kapı savunması başarısız. Ezeniyer ilk kill aldı. Şu an Fermo'nun üstüne koşuyorlar. O neydi öyle ya? Uçak denemeyecek. Uçak deneyecek mi? Diggle atışları başarısız. Fermo da düşüyor. Ya bomba kurulduktan sonra bu kadar sert bir savunma ilk defa görüyorum. Herkes dışarı çıktı neredeyse. Fark ettin değil mi? Evet, son oyuncu Mitchell üstüne koşan oyuncuyu vurdu. Şimdi bir oyuncu daha üstüne koşuyor ama atış başarısız. 16-1. Papuçilo ekibi Dust2 haritasını kazanıyor. Kısa bir aramız var. Morbius'a da güzel bir çıkarma kopsülü düştü. Kısa bir aradan sonra ikinci haritada Inferno ile sizlerle birlikteyiz. Yeah, I'm on the way, I'm on my way, yeah. Manifest this year, 7 plus on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows.